Merhaba, Muhasebecinin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunu özet olarak anlatmaya çalışacağım. Kiraya konu olan mallar, araziler, iş yeri ve mesken olarak kullanılan gayrimenkuller ile bunların mütemmim cüzleri, yani tamamlayıcı unsurları. Örneğin sizin bir iş yeriniz var, buna ilave bir deponuz olduğunu düşünelim. Bu depoyu da ayrıca kiraya verdiyseniz buradan da elde etmiş olduğunuz gelirinizi beyanınıza dahil etmeniz gerekir. Yine evinizin bir başka bölümü olabilir, mütemmim cüzü dediğimiz herhangi bir müştemilatı olabilir. Bunu da ayrıca kiraya vermiş iseniz bunu da yine beyanınıza dahil etmeniz gerekecektir. Ayrıca önemli bir husus var. Motorlu taşıtlar, her türlü motorlu araçlarda gayrimenkul sermaye adına konu olur. Motorlu araçlarda gayrimenkul olarak kabul edilir. Ve bunlardan da elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinizi yine beyannamenize dahil etmeniz gerekecektir. Haklara gelince de işletme hakkı, imtiyaz hakkı, tescil ve patent hakları gibi hakların da kiraya verilmesi ve ile buradan elde edilmiş olan gelirlerinizin yine beyannameye dahil edilmesi gereken unsurlar olduğunu unutmayalım. Kira gelirinin elde edilmesi tahsilata bağlanmıştır. Yani nakden alabilirsiniz, banka yoluyla alabilirsiniz veya çek yoluyla da alabilirsiniz. Bunların tamamı tahsil olarak kabul edilir. Bildiğiniz üzere mesken olarak elde etmiş olduğunuz kira gelirleri aylık 500 liranın üzerinde ise bankadan almak zorundasınız veya posta kanalıyla da alabilirsiniz. İş yerlerinde ise herhangi bir sınır yok. 100 lira bile alsanız bunların tamamını bankadan ödenmesi gerekir. Geçmiş yıllarda bir takım kira gelirlerinizi elde etmemiş olabilirsiniz. Örnek verecek olursak 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin kira gelirlerinizi 2020 yılında topluca tahsil etmiş iseniz bunların tamamı 2020 yılının beyannamesine dahil ederek verilir. Yani geçmişten gelen elde etmiş olduğunuz tahsilatlarınız hangi yıl tahsil ettiyseniz o yıl olarak tamamının beyan edilmesi gerekir. Ancak önümüzdeki yıllara ilişkin, önümüzdeki 2 yılın, 3 yılın tahsilatını bugünden elde etmiş iseniz ise bu sefer durum biraz farklı oluyor. İlgili yıllara ait kira gelirlerini dağıtarak o yıllara ilişkin beyannamenin ayrıca verilmesi gerektiğini de unutmayalım. Bedelsiz kiralamadan kasıt şu, sizin bir daireniz olduğunu düşünelim, bir mesken olduğunu düşünelim. Bunu bir arkadaşınızın ikametine ücretsiz olarak bıraktığınızı düşünelim. İşte burada maliye binanın emlak vergi değerine bakıyor. Emlak vergi değerinin %5'i de yıllık kira geliri olarak ben alırım diyor. Yani sizin 300 bin lira değerinde bir konutunuz olduğunu düşünelim ve bir arkadaşınızın ikameti amaçlı kendisine bıraktığınızı düşünelim. Burada 300 bin liranın %5'i 15 bin lirayı siz elde etmemiş olsanız bile bunu kira geliri elde etmiş gibi beyannamenize dahil etmeniz gerekecektir. Bunun bir takım istisnaları var. Korunması amacıyla birinin ikametine bırakmış iseniz buradan da herhangi bir beyanname vermeniz gerekmiyor. Yani bir dükkanı koruması amaçlı veya boş bir evin koruması amaçlı bir ikametine bıraktığınız kişi veya kişiler varsa buradan da herhangi bir kira gelir beyannamesi vermeyeceksiniz. Ayrıca anne baba, büyük anne, büyük baba, eş ve çocuklara verilen bedelsiz olarak verilen konutlar için de yine istisna uygulanacaktır. Ancak bu sadece bir konut için geçerlidir. Örnek verecek olursak çocuğunuza birden fazla konut vermiş iseniz bunlardan sadece bir tanesi için istisna uygulanacak. Diğer konutlar için de yine emsal kira bedeli uygulanarak beyannameye dahil edilmesi gerekecektir. Beyanname verme sınırı 2020 yılı için 6600 liradır. Bu sadece meskenler için geçerlidir. Yani bir konutunuz, mesken olarak kira vermiş olduğunuz bir konutunuz var ise 6600 lirayı aşıyorsa 2020 yılı için beyanname vermeniz gerekecektir. 2020 yılında iş yeri olarak kira geliriniz 49 bin lirayı aşıyorsa yine beyannameye dahil etmeniz gerekecektir. 2020 yılında mesken kira gelir istisnası 6600 liradır. Yani bu az önce de açıkladığımız beyannam verme sınırıyla aynıdır. Bugüne kadar da hep aynı rakam olmuştur. Yani beyannam verme sınırındaki rakam mesken kira gelirlerinde istisna olarak uygulanmıştır. Bu sadece bir konut için geçerlidir. Sizin birden fazla mesken kira geliriniz varsa bunların toplamına sadece bir kez 6600 liralık istisna uygulayabilirsiniz. Ancak bir konut var ise ve hisseli ise her hisseler için de yine 6600 lira istisnayı uygulayabilirsiniz.
Muhasebe çift yönlüdür. Gelir varsa gider de oluşacaktır. Yani sizin elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinden bir takım giderleri de düşme hakkını maliye tanıyor. Bununla ilgili de iki yöntem var. Gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Çok kısa özetle ifade edecek olursak, götürü gider herhangi bir belge olmaksızın maliye elde etmiş olduğunuz gelirin %15'ini direkt gider olarak kabul ediyor. Bu oran daha önce %25'ti. Ancak baktık ki maliye çok fazla gelir elde edemiyor. Hele hele iş yerinden kaynaklı, stopajdan kaynaklı bir takım gelirleriniz varsa iade hakkınız doğuyordu. Ama %15'e çekildikten sonra bu oran daha az gider gösterdiğiniz için dolayısıyla bir takım iade haklarınız azaldı veya artık onlar ödemelere dönmeye başladı. Dolayısıyla malinin de kira gelirleri artmış oldu. Bunun da istisnası var. İş yeri veya mesken kira gelirlerinizin yanında bir takım haklardan doğan bir takım kira gelirleriniz varsa götürü gider yöntemini seçemiyorsunuz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, ister götürü yöntem ister gerçek gider yöntemi, 2 yıl boyunca aynı yöntemde beyannamenizi vermek zorundasınız. Gerçek gider yöntemini özetle şöyle açıklayabiliriz. Kira geliri elde etmiş olduğunuz mal ve haklar için yapılmış olan harcamalar olarak özetleyebiliriz. Bu harcamaların özellikle belgeye dayandırılması gerektiğini unutmayalım. Götürü giderde bu yoktu biliyorsunuz. Götürü giderde %15'ini direkt belgesi olarak indirim konusu yapabiliyordunuz. Ama gerçek gider yönteminin en önemli farkı bir belgeye dayandırılması, gerçek bir harcamaya dayandırılması olduğunu unutmayalım. Özellikle iş yeri kira geliriniz varsa buradan sizin adınıza kesilen stopajlardan bir takım iade haklarınız doğabilir. Yarın öbür gün bu iade haklarınızı talep ettiğinizde veya mahsup talep ettiğinizde sizden ilk soracakları şey yapmış olduğunuz harcamaların belgeleri olacaktır. Yine gerçek gider yöntemini seçtiğiniz zaman 2 yıl boyunca bu yöntemden beyanname vermek zorunda olduğunuzu da unutmayalım. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda şu giderleri de indirim konusu yapabilirsiniz. Yine özet geçiyorum. Kira geliri elde etmiş olduğunuz gayrimenkul için yapılan ısınma, su harcamaları, aydınlatma harcamaları, asansör harcamaları ile bakım, onarım, tadilat giderlerini indirim konusu yapabilirsiniz. Yine bu gayrimenkul için yapılan sigorta prim ödemelerini, eğer kredi ile almış iseniz kredi faiz kısmını, dikkat edin ana parası değil sadece faiz kısmını gider olarak kullanabilirsiniz. Yine kendiniz kirada oturuyorsanız ödemiş olduğunuz kirayı da gerçek gider yönteminden belgelendirmek şartıyla tüm bu anlattıklarımızı belgelendirmek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Tüm bunları da gerçek gider yönteminden gider konusu yapabilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda konut olarak kiraya verdiğiniz bir adet gayrimenkulünüz varsa ve bu gayrimenkulünüzde 2016 yılından sonra iktisap etmiş iseniz bu konutun iktisap bedelinin %5'i kadar da gider olarak kullanma imkanınız bulunmaktadır. Bu sadece dediğim gibi bir adet konutunuz için geçerlidir. Birden fazla konutunuz var ise bu sadece bir konut için geçerli olacaktır. Diğer konutlar için %5 uygulama imkanınız bulunmamaktadır. Gerçek gider yönteminde indirecek gider için bir formül var. Bunu sizlerle paylaşalım. İndirilebilecek gider eşittir toplam gider çarpı vergiye tabi hasılat bölü toplam hasılat. Bunu bir örnekle açıklayalım. Daha net anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Mükellef de sahibi olduğu konutu 2020 yılında kiraya vermiş olup 60 bin lira kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak 15 bin lira harcama yapmış olup gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellef 15 bin lira tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmını gerçek gider olarak indirebilecektir. Formüle bakacak olursak öncelikle vergiye tabi hasılatı bulmamız lazım. Toplam gelirimiz neydi? 60 bin liraydı. İstisna tutarı meskenler için 6600 lirayı çıkartıyoruz ve vergiye tabi hasılat olan 53400 lirayı buluyoruz. İndirilebilecek gider formülüne koyduğumuz zaman 15 bin lira olan toplam harcamayla vergiye tabi hasılatı ki bir üst satırda bulmuştuk 53400 lirayı çarpıyoruz ve bunu toplam hasılata yani kira gelirimiz olan 60 bin liraya bölüyoruz ve 13.350 lira olduğunu görüyoruz. Yani sizin 15 bin liralık yapmış olduğunuz harcama için indirebilecek gider tutarınız 13.350 lira olacaktır. Gelirden yapılacak indirimlere bakacak olduğumuzda
Hayat ve şahıs sigorta primlerini görüyoruz. Yani kendinize, eşiniz ve çocuğunuza yapmış olduğunuz hayat sigortaları ve şahıs sigortalarının %15 kadar kısmını gelirinizden indirebiliyorsunuz. Eğitim ve sağlık harcamalarına baktığımızda da eğitim ve sağlık harcamaları da yine gelirinizin %10'unu aşmaması gerektiğini görüyoruz. Bu eğitim ve sağlık harcamalarının Türkiye'de yapılması gerekiyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden, gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerde ispatlanması zorunluluğunu unutmayalım. Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalı olduğunu da unutmayalım. Bağış ve yardımlara geldiğimizde yine özet geçiyorum arkadaşlar. Kamu tarafından tanınmış olan bazı yerlere yapılan bağış ve harcamaları gene indirim konusu yapabiliyorsunuz. Sponsorluk harcamalara baktığımızda ise amatör spor dalları için %100'ü, profesyonel spor dalları için %50'si yıllık beyanname ile bildirecek gelirden indirim konusu yapılabilecektir. Kira gelirinizi elde ettiğiniz yılın takip eden Mart ayı içerisinde verilmesi gerekiyor. Yani 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamenizi vermeniz gerekecektir. Kira gelir beyannamenizi verdikten sonra iki eşit taksitte Mart'ta ve Temmuz'da olmak üzere ödeyebilirsiniz. Kira gelir vergilerinizi www.gip.gov.tr web adresinden ödeyebilirsiniz veya anlaşmalı bankalardan da ödeyebileceğiniz gibi tüm maliye veznelerinden de ödeyebilirsiniz ki pandemi sürecinde fiziken veznelere gidip kuyruklar oluşturmanızı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bankalardan kolayca ödeyebilirsiniz.